Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Fe ezellehüme şeytanu anha fe akracehüme mimma kâna fih ve gulnah bitu ba'lukum li adu ve lekum Fakat şeytan ayaklarını kaydırdı ve içinde bulundukları yerden çıkmalarına sebep oldu. Bunun üzerine Birbirinize düşman olarak aşağıya inin, yeryüzünde isken etmek ve belli bir zamana kadar orada yaşamak sizin için mukadderdir dedik. İçinde bulundukları yer cennetteki cennet mi yoksa dünyalık bir yer mi bu konuda kesin bir bilgi yoktur diye geçmişti bir önceki okuduğumuz derste. Şimdi orayla bağlantılı yeni bir konu. Şeytan ayaklarını kaydırdı ve içinde bulundukları yerden çıkmalarına sebep oldu. Fakat şeytan ayaklarını kaydırdı. Yani kendilerine çağrıda bulunmuş ayaklarının sürçmesine ve cennetten çıkarılmalarına sebep olan yolu onlara süslü göstermiştir. Ancak onlar cennetten çıkarma veya ayaklarını kaydırma fiilini bizzat üstlenmemiştir. Çünkü bunu yapan Allah'tır. Yani o fiili yaratan Allah'tır anlamında. Şeytanın ki sadece süslü göstermektir. Daha önce de belirttiğimiz üzere bazı sonuçlar sebeplerinin ismiyle, bazı sebepler de sonuçlarının ismiyle adlandırılır. Bunu daha önce biz ilki olarak yazmıştık. Şimdi yine ilke diye yazalım. Bazı sonuçlar sebeplerinin ismiyle. bazı sebepler de, sonuçlarının ismini adlandırılır. Bu lügat açısından bilinen açık bir şey olup dilde kullanılan açık bir kural olup özellikle bir şeyin sebebinin adıyla isimlendirilmesi imkansız değildir. Hz. Adem'in yasaklanmış ağaçtan yemesi alimler Adem'in ağaçtan yemesi ve bunun yasaklanmasının hikmetine dair çeşitli görüşler ortaya koymuşlardır. Bir grup alim Adem'in yasak ağaçtan yemesinin Allah'a verdiği sözü hatırlamama anlamında bir unutma olduğunu söylemiş. Diğer bir grup ise bunu isabetli görmemiştir. Hasan Basri, Adem'in unutmasının iradi olup nisyan taziyi kendi arzusuna uyma özelliği taşıdığını ve hatırlayamama durumunda bulunmadığını birkaç delile dayanarak söylemiştir. Hasan Basri, Hz. Adem'in unutmasının iradi olup ...hatırlayamama durumunda bulunmadığını... ...birkaç delile dayanarak söylemiştir. Birincisi Allah'ın hükmünde yer aldığı üzere... ...hatırlamama türünden olan... ...unutma affedilir. Ve bu fiili işleyene... ...isyan kavramı nispet edilmez. Unutma anlamında... E, ...yapılmaması halinde... ...bunu işleyene... ...isyan kavramı nispet edilmez. Halbuki... ...Adem yaptığı fiille... ...cezaya maruz bırakılmış ve isyana... ...nispet edilmiştir. Adem... Rabbine asi olup yolunu şaşırdı. Mealindeki ayette zikredildiği üzere. Zaten ağaca yaklaştıkları takdirde zalimlerden olacakları hususu daha önce de kendilerine bildirilmişti. Şu mesele daha önce de yer almıştı. İlk olarak yazmıştık. Hatırlayamamak üründen unutma sebebiyle bir şeyin yapılmaması isyan olarak adlandırılmaz diye burasını seçelim Bir de unutarak bir fiili yapmama ve yapmakla e, iradi olarak bir şeyi yapmanın farkı burasını Hasan Basriye atıfla aktardı. Hasan Basri Adem'in unutmasının iradi olup nisyan-ı tazi, kendi arzusuna uyma özelliği taşıdığını bundan dolayı irade olduğunu hatırlayamama durumunda bulunmadığını birkaç deli dayanarak söylemiştir. İkinci deli <laughs> Hasan Basri'ye atfedilecek. Adem unutmuş olsaydı düşmanı olan şeytan dolaylı bir şekilde onu hatırlatıp şöyle demişti. Rabbiniz size bu acı melek statüsüne geçer veya ölümsüzlerden olursunuz diye yasakladı. Yine Cenab-ı Hakk'ın şu beyanı ben gerçekten size iyi niyette öğüt verenlerdenim diye yemin etti ve onlar ile ile aldattı onları hile ile aldattı. Adem ile Havva'nın unutması, hatırlamama konumunda olsaydı şeytanın yemin ve tahriklerine aldanmaz, onun ayaklarını kaydırdığı biçimindeki ifadelerle nitelendirilmezlerdi. Bütün bunlarla söz konusu unutmanın iradi bir hareket anlamına geldiği sabit olmaktadır. Bu tıp, tıpkı şu ayetlerde yer alan unutmak kavramlarına benzemektedir. Yani iradi unutma şu ayetlerde yer alan unutma kavramlarına benzemektedir. Allah buyurdu ki işte böyle sana ayetlerimiz geldi fakat onlar unuttun. Bugün de benzer şekilde sen unutuluyorsun. Kendileri şu günlerde karşılaş, karşılaşmalarını unuttukları gibi biz de onları unutuyoruz. Ve buna benzeyip içinde nisyan unutma kavramının geçtiği diğer ayetler. Bu ayetlerde mana ilahi mesajı iradi olarak nazar itibarı almamak anlamına gelmektedir. Bu ayetlerdeki mana unutma ilahi mesajı iradi olarak nazar itibarı almamak anlamına gelmektedir. Buradaki fiilin nisyanla ifadelendirilmesi her unutulan şeyin terk edilmiş bulunması sebebiyledir. Ancak gerekli olan bir şeyi terk etmek onu yok saymaktır. Üçüncüsü de Hazreti Hasan Basri'ye atfedilen gerekçe. Adem'in unutmasının fiilinin sonunda kendisine gelecek ilahi gazaptan gafil bulunması manasına gelmesidir. Hazreti Adem'in unutmasının fiilinin sonunda kendisine gelecek ilahi gazaptan gafil bulunması manasına gelmesidir. Bu sebeple onun bu hali unutma nisyan diye nitelendirilmiştir. Tıpkı anlamına anlamına işlediği günahın bilgisizlik diye nitelendirilmesi gibi çünkü o fiilinin mahiyetini değil kendisine gelecek kötü neticeyi bilmemektedir. Bir başka açıklamaya göre Adem'in fiiline nisyan denilmesinin sebebi onun bu fiiliyle Rabbine asi olmayı veya şeytana itaat etmeyi kastetmemesidir. Nitekim bazı nisyan kavramları hakikat anlamına değil bu manalara yorumlanabilir. Şimdi buraya kadar Hz. Adem'in unutmasıyla ilgili ne anlama geldiğine dair Hasan Basri'nin görüşleri. Buranın hepsini seçip Hasan Basri'ye etiketleyebiliriz. Hz. Adem'in isyana Hazreti Adem'in isyanını unutmasının vahiyeti e, nisyan iradi mi değil mi tartışması buradaki Hasan Basri e, Hazreti Adem'in unutmasının iradi olduğunu hatırlayamama durumunda bulunmadığını yoksa iradi olduğunu söylüyor. Buna dair görüşlerini aktardı ayetlere bağlı olarak. Adem'in yasak ağaçtan yemesinin sözlük anlamındaki nisyan konumunda olduğunu söyleyen nisyanı birkaç şekilde yorumlamaktadır. Hazreti Adem'in yasak ağaçtan yemesinin sözlük anlamındaki nisyan sözlük anlamı açısından kelime anlamındaki nisyan konumunda olduğunu söyleyen. Kişiyi grup nisyanı birkaç şekilde yorumlamaktadır. Birincisi Adem düşman olan şeytanla uzun uzadıya uğraştığından psikolojik muhtevası şeytanı def etmek, ondan kurtulma çarelerini düşünmek ve hilelerinden uzak kalmak yoluyla meşguliyete gömülmüş ve bu husus önceden verdiği sözü kendisine unutturmuştur. Duyulur alemde insanın zihninde bulunan konuları ortadan kaldıran şey yani hatırlayamamasını sağlayan şey ileri derecedeki meşgalesidir, meşguliyetidir. Aslında unutma birçok konuda mazeret yerine geçmiş ve affedilmeye sebep teşkil etmiştir. Çünkü unutularak işlenen bir fiilden ötürü kişiyi azarlamak hikmetle bağdaşmaz. Duyular dünyasında bilindiği üzere, bu yaşadığımız dünyada bilindiği üzere bir işe yönelen onu zihnine yerleştirmeye çalışan ve istediğinde de hatırlayan kimse için söz edilen husus kolay ve normal gelir. Fakat aynı şeyi sevmekle birlikte başka işlerle de meşgul olduğu takdirde o husus kolay ve normal olmaktan çıkar. Hatta çoğu zaman bu noktalarda konu gizli kalabilir. Evet burada sözlük anlamı itibariyle nisan diyenlerin görüşlerini aktardı. Meşgalesi fazla olan, fazla şeylerle meşgul olan veya dikkate dağılan kişiler unutabileceği ...ve bunun normal olduğuna dair görüşleri aktardı. Bununla birlikte Adem'in sisteme maruz kalması ve fiilinin isyan diye nitelendirilmesi şu sebeplerden ötürü mümkündür. Yani lügat anlamı itibariyle dikkat dağılması sebebiyle olduğu düşünülse e, fiilinin isyan diye nitelendirilmesi nasıl olacak? Bu takdirde şunlar söylenebilir. Birincisi, Adem verdiği sözü hatırlamasını imkansız hale getirecek şekilde çeşitli şekillerde imtihan edilmiş değildi. O sadece belli bir ağaca yaklaşmaktan men edilmekle sınava tabi tutulmuştu. Böyle bir konuda mazur sayılmaması tabidir. Yani yukarıda meşkale meşguliyetin çeşitlenmesi artması e, unutmaya sebeptir diye aktarılmıştı. Hz. Adem verdiği sözü hatırlamasını imkansız hale getirecek çeşitli şekillerde imtihan edilmiş değildi. O sadece belli bir ağaca yaklaşmaktan men edilmekle sınava tabi tutulmuştu. Böyle bir konuda mazur sayılmaması tabi iyidir. Benzer bir şekilde duyulur alemde mazur sayılabilecek unutma, çeşitli sıkıntılarla karşılaşılması ve birçok belanın gelmesi halinde mümkün olur. Dikkat edersen insan namazdayken iken kendisine verilen selamı almamakta, hayvan keserken besmele çekmemekte ve benzeri hususlarda mazur sayılırken namazda yemek yemek, haç sırasında ihramlı iken cinsel ilişkide bulunmak ve benzeri davranışlarda mazur tutulmaz. İşte tartışmakta olduğumuz konuda bunun gibidir. Şimdi buradan itibaren etiketleyeceğiz. Ee, Hazreti Adem'in siyanı diye burayı da okuyorum. İkincisi misyanın sebepleri diye bir etiketleyelim. İkincisi Allah nezdinde makbul insanların ve peygamberlerin başkalarının sorumlu tutulamayacağı basit bir işten dolayı azarlanması da caizdir. Bu tekrar geçti. Aynı cümleyi hatırlarsanız, e, peygamberlerin ismetiyle ilgili de geç bir aynı ifade geçiyor. Allah katında makbul insanların ve peygamberlerin başka insanların sorumlu tutulamayacağı konularda azarlanması caizdir. Çünkü Allah'ın onlara yönelik nimetleri çok, lütufları da büyüktür. Mesela başkalarına nispetle karşılaşacakları azabın kat kat olacağı şeklinde uyarılmaları ve Yunus'un durumunda zikredildiği gibi. Yunus'un bu hali bir bakıma başkalar için büyük iyiliklerden biri sayılabilir. Çünkü o gördüğü yasaklanmış kötü fiillerin işlenmesinden ötürü kavminden uzaklaşmıştı. Yani tebliğe dönmüyorlar diye e, onlardan uzaklaşmıştı. Normalde kötülükten uzaklaşmak övülen bir durumdur. Böylesi başkalarının nitelenebileceği en üst dereceye övgüye layık bir davranıştır. Yine Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kınamaya hitap muhatap olduğu husus da buna benzemektedir. O sosyal konumları önemli olan kafirleri çevresine yaklaştırmayı aklından geçirmişti. Bunun sebebi onlara şefkatle bulunmak, kendilerinin ve tesirlilerin altında kıran kimselerin İslam'a girmelerini arzu etmekti. Denilebilir ki ondan başka birinin yaptığı iyilikler, Hz. Peygamber'in azarlanmaya maruz kaldığı davranışa denk bile gelmez. Şimdi şöyle yapalım, bu kısım e şuradan itibaren. kitap diye not alalım. Zelle de diyebiliriz. Peygamberlerin uyarılması. Hazreti Adem ilk sınava tabi tutulduğu bir şey sebebiyle itaba maruz bırakılmıştır. Aslında Allah kendisini böyle bir şey için yaratmıştı. Şöyle ki o meleklerine ben yeryüzünde bir halife yaratacağım diye buyurmuştu. Ne var ki Allah lütfunun bir tecellisi olarak insanlara yönelik adetini nimet ve ihsanlarını bela ve kötülüklerden önce vermesi şeklinde yürütmüştür. Allah lütfunun bir tecellisi olarak insanlara yönelik adetini nimet ve ihsanlarını bela ve kötülüklerden önce vermesi şeklinde yürütmüştür adetini nimet ve insanlarına bela ve kötülüklerden önce verilmesi şeklinde yürütmüştür. Bununla birlikte bazen ikincisi ile yani bela ve kötülüklerle başlaması da mümkündür. İlki olarak Allah lütfunu önce verilmiş, nimet ve insanlarına önde vermiş, sonra bela ve kötülük vermiş adet olarak. Adet böyle olmakla birlikte bazen ikincisi yani e, bela ve kötülüklerin ilk verilmesi de mümkündür. O ilahi adet Cenab-ı Hakk'ın şu beyanlarında ifade edilmektedir. Biz Yahudileri kötülükle, e, kötülüklerden belki dönerler diye iyilik ve kötülüklerle imtihana tabi tuttuk. Yani iyiliklerle daha sonra kötülüklerle tabi tuttuk. Bir deneme vesilesi olsun diye sizi kötülükle de, iyilikle de imtihan ederiz. Elinde sonunda bizim huzurumuza çıkarılacaksınız. Evet bu ilkeye göre Allah e, adet adeten insanları önce iyiliklerle sonra kötülüklerle e, e, imtihan tabi tutar. Hazreti Adem'de bunun tersi gerçekleşmiştir. Önce e, kötülüklerle sonra be, belayla sonra iyilikle şekline geldi. Bu kısmı da ilahi imtihan imtihan e, iyi ve kötü ile sınama diyelim. Hz. Adem'in yasaklanmış ağaçtan yemesi sebebiyle hitaba maruz bırakılmasında emre karşı çıkışın doğuracağı vebali başkalarına gösterme, günahlardan sakındırma ve bunların kalbe yönelik tehlikelerinin boyutlarını gözler önüne serme gibi hikmetler de bulunmaktadır. Şimdi şu kısmı hitap diye bir daha not alalım yeni yere geçmeden kitap 2 diyelim. Şimdi bura ilginç. Normalde Hanefiler, Ebu Hanefe ve öğrencilerine mürci tamında bulunurlar. Bununla da e, imanla beraber günahların zarar vermeyeceği iddia ettiklerini ileri sürerler. Burada bu iddiayı da çürütüm ifade var. Günahlardan sakındırma ve bunların kalbe yönelik tehlikelerinin boyutlarını gözler önüne serme gibi hikmetler olabilir. Yani işlenen günahların kalbe yönelik tehlikeli izleri, etkileri de olabilir. Ayet bunu işaret ediyor diye maturidi yoruma başlıyor. Burası o açıdan dikkat çekici. Hz. Adem'in yasaklanmış ağaçtan yemesi sebebiyle itaba maruz bırakılmasında emre karşı çıkışın doğuracağı vebali başkalarına gösterme günahlardan sakındırma ve bunların kalbe yönelik tehlikelerinin boyutlarını gözler önüne serme gibi hikmetler de bulunmaktadır. Çünkü insan türünün atası ve bu türe gönderilen peygamberlerin ilki olan Adem bu kadarcık bir zelle sebebiyle cezalandırılmıştır. Oysa ki Cenab-ı Hak melekleri kendisinden öğrenimde bulunmaları ve secde etmeleri ile imtihan edecek kadar onu üstün kılmıştı. Onun hikmeti Allah'ın buyruğunda müsamahanın bulunamayacağı ve hükmünde şahsa göre bir değişikliğin olmayacak hususunun insanlar tarafından bilinmesi. Sonuç olarak da cezalandırılmasından daima korkmaları, gazabı gerektirecek hususlardan koruması için kendisine sığınmaları ve kullarına nefislerine havale etmemesini niyaz etmeleridir. Aslında insanlar Hazreti Adem'in o kadarcık bir sürçme ile nedenli bir imtihana tabi tutulduğunun kendi kalplerindeki tesirini hissetmektedir. Şimdi şu kısmı seçelim. Hazreti Adem'in hitaba maruz kalmasının hikmetleri diyelim. aynı yeri bir de günahların e, kalbe etkisi diye not alalım kalsın. Hazreti Adem'in yasaklanmış ağaçtan yiyişini unutma ile yorumlayanların ikinci yaklaşımı şöyledir. E, Hazreti Adem'in yasaklanmış ağaçtan yiyişini unutma nisyan ile yorumlayanların ikinci yaklaşımı şöyledir. Birincisi neydi biraz önce geçen? Kelime anlamı olarak anlarsak oradaki kasti değil meşgale, yoğunluğu sebebiyle başka bir şeye yönelme şeklinde olabilir gibi e, açıklamalar yapılmıştı. Hazreti Adem'in yasaklanmış ahistan giyişini e, nisyan ile yorumlayan bunların ikinci yaklaşımı şöyledir. Adem yasaklanmış ağaçtan men edilişini anlayıp kavramış. Fakat buradaki yasağın ihlal edilme halinde isyan niteliğinin oluşmayacağını düşünmüştür. Adem, Hasan Basri'nin görüşü bunu iradi olarak ihlal ettiği şeklindeydi. Buradaki yaklaşım Adem yasaklanmış ağaçtan men edilişini anlayıp kavramış fakat buradaki yasağın ihlal edilmesi halinde isyan nitelemesinin oluşmayacağını düşünmüştür. Yahut da aksi takdirde kendisine kötülük eden zalimlerden olursunuz mealindeki ilahi beyanı unutmuştur. Daha önce de belirttiğimiz üzere bir konuya yönelik yasak yapılması halinde yürürlüğe girer. Bir konuya yönelik yasak yapılması halinde yürürlüğe girer. Ancak bazen fiilden önce de o eylemin niteliği belirtilebilir. Buradaki zulüm niteliği gibi. Muhtemeldir ki Adem yasağın haram kılınma çerçevesinin dışında bulunduğunu düşünmüştür. Yasak işte haram anlamında mı değil mi meselesi. E, muhtemeldir ki Adem yasağın haram kılınma çerçevesinin dışında bulunduğunu düşünmüştür bir görüşe göre. Çünkü yasaklama birkaç hedefe yönelik olur. Birincisi haram kılma. İkincisi yasaklanan şeyde bir hastalığın bulunması ve yenmemesinde zararın meydana gelmesi içindir. Bu husus duyular alemde de bilinmekte olup insanlar yaratılışlarının sevgiyle aslında helal olan bazı şeyleri doğuracakları eziyet ve zarardan dolayı yasaklarlar. Yani örneğin bir mantarın zehirli mantarın yenmemesi gibi. Haram değil ama e, zarardan dolayı yememesi gibi haram kılınmak olabilir, yasaklamak. İkincisi de yasaklanan şeyde bir hastalığın bulunması veya yenmesi halinde ortaya çıkacak zarar sebebiyledir. Bu husus, duyulur alemde de bilinmekte olup insanlar yaratılışlarının sevkiyle aslında helal olan bazı şeyleri doğuracakları eziyet ve zarardan dolayı yasaklarlar. Belki de Adem'in aklına bu gelmiştir. Zira şeytan sözü edilen ağaçtan yemesinden büyük faydaların doğacağını ona vaat etmişti. Bu noktada akla gelecek bir ihtimal de şudur. Yasaklanmış ağacın yasaklanma sebebi belki de şeytanın vaat ettiği gibi Adem ile Havva'nın ölümsüz canlılardan olma hevesine kapılmaları idi. Biraz önce değinildiği gibi buradaki men etmenin yasaklama şeklinde değil, eziyet ve güçlük vermesi açısından olması da mümkündür. Hz. Adem aksi takdirde kendisine kötülük eden zalimlerden olursunuz mealindeki beyanı unutmuş yahut da eşiyle birlikte ikisi bu, bunu hatırlamış fakat ilahi beyandaki zulüm kavramının zarar verme anlamına geleceğini zannetmişlerdi. Şu ayet-i kerimede olduğu gibi bağların ikisi de yemişlerini vermiş hiçbirini eksik bırakmamıştı. Buradaki lem tazlim ifadesi lem tunkis anlamına gelmektedir. Kişinin kendisine noksan getirmesi zarar vermek manasına gelir. Niteki müfessirlerin büyük çoğunluğu Kur'an'da yer alan zulüm kavramını zarar anlamında açıklamışlardır. Zarar kelimesi e, hastalık getirmek veya günah doğurmak manasına gelmekle birlikte asıl anlamı bir şeyi yerli yerine koymamaktır. E, zulmün tam zıttı. Adalet Hikmet bir şeyi yerli yerine koymakta zarar bir şeyi yerli yerine koymamaktır şimdi bu kısmı tamamen işaret diyelim ee, yasağı mahiyeti diye bir aram iki tehlikeli şeklinde evet evet buradaki kısım yasal mahiyetine dair açıklamalarda üçüncüsü 3 üç, neyin 3'ü? Yukarıda 3 geçmişti zaten. Hocam 97'nin üstü. 128'in sayfa. 120. 120... Ee, tam orada olduğunu biliyorum da bu 3 neyin 3'ü? Bunun bir ikisi nerede diye bakıyorum. Hı -hı. Şurası herhalde. Çünkü yasaklama birkaç şekil hedefli olur. Birincisi haram kılınması, ikincisi yasaklanan şeyde bir hastalığa bulunması ve yenmesine zarar meydana gelmesi içindir. Açıklandı. Onun üçüncüsü mü acaba? Üçüncüsü yasağın engelleme anlamına gelmesi. Evet. Bu da şeyin e, yasağın devamı. Şöyle yapalım. Burasının hepsini seçip yasağın mahiyeti diye seçmiştik. Onun üzerine ekleyelim. Evet yasağın mahiyeti 3 olabilir demişti. Bir Haram kılma. 2. E, tehlike. Yapılması halinde tehlikeyle karşılaşma. Üçüncüsü yasağın engelleme anlamına gelmesi ihtimal dahilindedir. Buradaki engelleme, yasaklamayı değil bir şeyi ilk önce başkasının yapmış olması ve o işin ona özgü kılınmasını amaçlar. Mesela günlük hayatta olduğu üzere baba çocuğuna bir şeyi yemeyi yasaklar. Aslında bu yasaklamayı değil önce başkasının misafirin yemesinin sağlamayı hedeflemektedir. Realite böyle olup, günlük hayatta işleyiş böyle olup, şeytan da yasaklanmış ağaçtan yemenin yararlı neticeler doğuracağını söyleyince, Adem yasaklanan fiili işlemiştir. Ancak Adem düşmanını görmüyor ve dolayısıyla bu fikri şeytanın bir dürtüş olduğunu bilmiyordu. Evet bu önemli. Bu ağaca yaklaşmayın derken, Aram anlamında mı yaklaşırsanız sarara uğrarsınız anlamında mı yoksa e, önce sizin için değil e, başkası için yapmayın anlamında mı? Şöyle bir yorum da yapmak mümkündür ki Hazreti Adem kalbinde doğan yasaklanmış ağaçtan yeme fikrinin melekten gelen bir işaret olduğunu yahut birçok makbul kullarda gerçekleştiği gibi bir ilham niteliği taşıdığını düşünmüş olabilir. Şurayı seçelim yere gelmişken hemen ilham diye not alalım kalsın. Şöyle bir yorum yapmak da mümkün. Hz. Adem kalbinde doğan yasaklanmış ağaçtan yeme fikrinin melekten gelen bir işaret olduğunu yahut birçok makbul kullarda gerçekleştiği gibi bir ilham niteliği taşıdığını düşünmüş olabilir. O bu düşüncenin düşmanından gelen gizli bir vesvese olduğunu anlayamamış ve bu durum kendisini ağaçta yemeye sevk etmiştir. Bu takdirde Adem her ne kadar yeme fiilini kasten işlemişse de umutan veya yasağın mahiyetini bilmeyen biri durumunda olur. İşte burası sonuç kısmı. Neticede fiil gerçekleşmiştir. Yani sonuçta Hz. Adem her ne kadar yeme fiilini kasten işlemişse de yani isteyerek kendi yemişse de unutan veya yasağın mahiyetini bilmeyen bir durumuna düşmüş olur. Bu meselede asıl olan şudur. Evet, Madrid'in meşhur kalıbı, toparlama ifadesi. Buraya kadar Hasan Basri'den, dilcilerden, diğerlerinden görüş aktardı. Sonuç itibariyle asıl olan şudur ki, Adem Aleyhisselam'ın fiili ister söz verdikten sonra bir unutma olsun, ister bilerek olsun sonuçta bu ceza vermeyi gerektiren bir fiil niteliği taşır. Kendisinin karşılaştığı bu durum ilahi bir imtihan konumunda ise Cenab-ı Hak yine de onu cezalandırmıştır. Kendisinin karşılaştığı bu durum ilahi bir imtihan konumunda ise Cenab-ı Hak yine de onu cezalandırmıştır. Şayet böyle olmasaydı kendisine lütfettiği nimeti azaba çevirmezdi. Unutulmamalıdır ki Allah bir kavme lütfettiği nimeti o kavim kendi hallerini bozmadıkça aksine çevirmeyeceğini beyan etmiştir. Ee, bunu ilki olarak bir kenara yazalım. Vurgulayarak kullandığı için. Ayeti de atfen. Bir Allah bir kavme lütfettiği nimeti o kavim kendi hallerini bozmadıkça Aksine çevirmeyeceğini beyan etmiştir. Allah'ın e, gerektirici bir sebep olmaksızın Nimet azaba çevirmek suretiyle cezalandırması hem de bunu yapmayacağını vaat ettikten sonra mümkün değildir. Şu da var ki Adem ile Havva kendilerine zulmettiklerini itiraf ederek şöyle demişlerdir: Rabbimiz biz kendimize zulmettik. Eğer bağışlamaz, merhamet etmezsen mutlaka hüsrana uğrayanlardan oluruz. Ayrıca Cenab-ı Hak Adem Rabbine asi olup haddi açtı buyurmuştur. Nitekim daha önce kendilerini aksi takdirde kendisine kötülük eden zalimlerden olursunuz diye uyarmıştı. Şu kısım net ifade. Hz. Adem Aleyhisselam fiili ister söz verdikten sonra bir unutma olsun ister bunu bilerek yapmış olsun. Sonuçta bu diye tespitte bulundu. Şu ayetlere dayanarak. bu kısmın tamamını alalım Hazreti Adem'in imtihan edilmesi meselesinde iki problemin çözümüne işaret vardır. Hazreti Adem'in imtihan edilmesi de iki problemin çözümüne işaret vardır. Birincisi söz konusu edilen fiil Hazreti Adem ile Havva'dan iman niteliğini kaldırmamış ve işledikleri o fiilden sonra tekrar iman etmeye davet, edil... davet edilmemişlerdir. Bu husus her günahın iman niteliğini yok etmediğine işarette bulunduğu gibi günahların kişinin hiçbir konuda Allah'a asi olmayacağı inancında yarancı olduğu sonucunu da kanıtlamaz. Bu sonuç havariç ile mutezile mensuplarının terakkilerini çürütmektedir. İmandan çıkartma veya mezrede kalma terakkilerini çürütmektedir. Ayrıca Allah'a ve Resulüne asi olan ve onun belirlediği sınırları çiğneyip aşan kimseyi Cenab-ı Hak cehennem ateşine atar. Mealindeki ilahi beyanın her isyanı kapsamadığı gibi mutlak anlamda zulme yöneltilen azap tehdidinin de her türlü zulüm, isyan ve taşkınlığı kapsamadığını ifade, kapsadığını ifade etmez. Ee, şimdi şöyle yapalım. Allah'a ve Resulüne asi olan ve onun belirlediği sınırları çiğneyip aşan kimseye Cenab-ı Hak cehennem ateşine atar mealindeki ilahi beyanın her isyanı kapsamadığı gibi mutlak anlamdaki zulme yöneltilen azap, tehdidinin de her türlü zulüm, isyan ve taşkınlığı kapsadığı da ifade etmez. Burasını ilke olarak böyle bir alalım. Şimdi mutlak ayetlerin anlaşılması diye not aldım. Ayette Allah'a ve Resulüne asi olan ve onun belirlediği sınırları çiğneyip aşan kimseyi Cenab-ı Hak cehennem ateşine atar diye mutlak bir ifade var. Matur diye göre bu mutlak ifade her isyanı kapsamaz. Yani Hz. Adem'inki de bir isyandır. Onda cehennem atar anlamına gelmez. bir de mutlak anlamda zulme yöneltilen azap tehdidi zulmedenlere cehennem azabı vardır şeklindeki genel ayetlerde her türlü zulüm, isyan ve taşkınlığı kapsamaz. O yüzden yukarıda ayrıntısıyla kelime anlamını baktı. Zulüm ne anlama gelir, isyan ne anlama gelir diye. Aksine yani mutlak ayetler her anlamda mutlak hükümet tabi olmaz. Aksine burada sözü edilen kavramların kendi konumlarına göre Taksime tabi tutulmalar gerekir. İşte bu da bir ilke. Burayı birlikte alabiliriz. Mutlak ifade eden ayetleri her yerde mutlak şekilde anlamamak gerekir. Ayrıca e, bu kavramlar ayette geçen zulüm, isyan, küfür gibi kavramları da kendi konumlarına bağlamlarına göre taksim edip anlamak gerekir. İlke not aldım. Bu tür sonuçları büyük günahları kapsamına alacak şekilde genelleştiren buradaki ayetlerde olduğu gibi büyük günah işleyenleri kapsayacak şekilde bu mutlak ayetlerin kapsamını genelleştiren kimse günahkarlar hakkında gelen ilahi hükümlerden anlaşılan çerçevenin dışına çıkmış olur. Şimdi burasını önemli birden fazla konuya atfetti atıfta bulundu. Ee, Hazreti Adem'in mütehanımın hikmetleri diyebiliriz. O kapsamda geldi burası. Bir de aynı yeri iman, amel kebire şeklinde yazıp o konuya da atabiliriz. Söz konusu edilen fiil Adem ile Havva'dan iman niteliğini kaldırmamış ve istedikleri o fiilden sonra tekrar iman etmeye davet edilmemişlerdir. Bu husus her günah, günahın iman niteliğini yok etmediğine işarette bulunur. Diğeri neydi? Mutlak gün ifadene ayetler. Her durumda mutlak anlaşılmaz. E, zalimler cehennemdedir şeklindeki zulüm kelimesi her geçtiği yerde isyan ve küfür anlamında anlaşılmaz. Bu tür kavramlar bulundukları bağlamlara göre anlaşılması gerekir. Hz. Adem'in imtihana tabi tutuluşu meselesinde çözümüne işaret edilen ikinci problem de şudur. Hz. Adem'in e, imtihanının hikmetleri demiştik. Hz. Adem'in imtihana tabi tutuluşu meselesinde çözümüne işaret edilen ikinci problem de şudur. Kendisine uygulanan cezanın hiçbir yönü Mu'tezile'nin kebire diye isimlendirdiği eylemin herhangi bir yönüyle benzerlik arz etmez. Evet, Hz. Adem'e e, asi olduğunu denilmiş ve tevbe süreci başlamış. E, orada yapılan hiçbir isimlendirme Mu'tezile'nin kebire bağlamında yaptığı herhangi bir isimlendirmeye benzemez. Mutezile bir damla şarap içmek, iffetli bir kadına zina iftirasında bulunmak, başkasının malından on dirhem değerinde bir şey çalmak gibi bir eylem sebebiyle iman niteliğini ortadan kaldırmaktadır. Yani iman niteliğini ortadan kaldırmak da menzile de demektedir. Mesela bir damla şarap içen, iffetli bir kadına zina iftira eden veya on dirhem hırsızlık yapan veya benzer bir aram eylem sebebiyle iman niteliğini kaldırmaktadır. Hz. Yakub'un oğullarınca Yusuf'a uygulanan eylem de bu konumdadır. Yani Hz. Yakub'un oğullarının Hz. Yusuf'a yaptığı eylem de benzer eylem. Fakat hiçbir kimse Hz. Yakub'un oğullarının dinden çıktığı yorumdaki iddiayı ileri sürmeye cüret etmemiştir. Şu halde Mu'tezile'ye ait iddianın kökten yanlış olduğu ortaya çıkmaktadır. Bir de Mutezile şöyle demektedir. Hikmet prensibi çerçevesinde Hikmet prensibi çerçevesinde küçük günahtan dolayı azap uygulanması ve büyük günahın affedilmesi mümkün değildir. Hikmet adalet gereği dikkat edin normal onlar bu adalet diye söylüyorlar. Aynı ilkeyi adalet prensibi çerçevesinde küçük günahtan dolayı azap uygulanması ve büyük günahın affedilmesi adalete terstir. Halbuki Adem aleyhisselam azabın çeşitli türlerine maruz bırakılmıştı. Yani Adem aleyhisselam ki büyük günah değildi ama azabı çeşitli türlerine maruz bırakılmıştı. Allah Teala Adem ile Havva'ya ait fiili bütün yaratıklara duyurması sadece bu küçük bir azaptır. Bununla birlikte Adem o fiili sebebiyle imandan çıkmamıştır. Evet yani şurasını seçelim. Hazreti Adem'in imtihanının hikmeti diye ekledik. Bir de aynı yere iman, amel, kebire diye ekleyelim. Hazreti Adem'in bilinen sınava tabi tutulmasının çeşitli hikmetleri üzerinde durulmuştur. Yani iki hikmet söyledi şimdiye kadar. Ee, Hazreti Adem'in bilinen sınava tabi tutulmasının çeşitli hikmetleri üzerinde durulmuştur. Buraya kadar bir şey dikkatinizi çekti mi? Normal başka bir tefsir okuyor olsaydınız, rivayet tefsirini Hazreti Havva'nın ismini birçok kez geçtiğini, e, kimin meylettirdiğini falan benzer rivayetler okumuş olacaktınız. Ama bayağı bir ilerledik. E, buraya kadar Hazreti Havva'ya bir atıf yapılmadı. İlk defa burada yapılacak. Hazreti Adem'in bilinen sınava tabi tutulmasının çeşitli hikmetleri üzerinde durulmuştur. Neden bu imtihana maruz bırakıldı diye. Bazıları bunun sebebini onun soyunda cennet ehlinden olmayan kafirlerin bulunuşuna bağlamıştır. Diğer bir anlayışa göre bu olay bütün insanlar için bir rahmet vesilesi olması amacına yöneliktir. Öyle ki işlenecek her günah sebebiyle Allah'ın rahmetinden ümit kesmesinler ve yaratan ile yaratılanlar arasındaki dostluk bağı kopmasın. Yaratan ile yaratıkları yaratanı ile kulları arasındaki dostluk bağı kopmasın. Şu ikinci görüş, yukarıda anlatılan görüş. Şöyle de denilmiştir. Adem ile Havva'nın sınava tabi tutulmasının hikmeti nesillerinden gelecek insanlara şu mesajı vermekti. Kimse nefsiyle baş başa bırakıldığı takdirde yeri giye konu teşkil eden davranışlar hususunda kendilerine güvenmemelidir. Evet. Bu hikmet de güzelmiş. Kimse nefsiyle baş başa bırakıldığı takdirde yergiye konu teşkil eden davranışlar hususunda kendine güvenmemelidir. Bu prensip bunu ilke olarak ekleyebiliriz. kimsenin nefsiyle baş başa bırakıldığı takdirde yergiye konu teşkil eden davranışlar hususunda kendisine güvenmemelidir. Bu prensip insanları hayır işlemek konusunda nefislerine danışmamalarına sevk eder ve kötü niteliği taşıyan her şeyden Allah'a sığınmalarına yardımcı olur. Bir kanaate göre yasaklanmış ağaçtan yeme fiili sırf sınava tabi tutulması amacıyla Adem'e işletilmiştir. Çünkü bu durum sınava çekilen kimseyi acı ve tatlı tecelliler ve farklı durumlar arasında hareket eder hale getirir. Bu sebeple insanın hatalarından emin olması mümkün değildir. Böyle bir sonuç kişinin şahsi tedbir ve gayretiyle değil Allah'ın lütfu ve koruması ile gerçekleşir. Buna şunu da eklemek gerekir ki Allah Teala, teşebbüs edeni göstereceği gayret ölçüsünde başarılı kılar. Allah'ın zatına olan yöneliş ve bağlanışı ölçüsünde muhafaza eder. Allah Teala teşebbüs edeni göstereceği gayret ölçüsünde başarılı kılar. Allah'ın zatına olan yöneliş ve bağlanışı ölçüsünde de muhafaza eder. Evet, bu kısımları da alalım. Yani buradan bak makale konusu arayanlara bir makale konusu çıkar. Hazreti Adem'in imtihanının ...hikmeti. Kelamcılara göre hikmeti değil. Ee, bunu... ...hazır yazmıştık oraya ekleyelim. Hazreti Adem'in imtihan edilmesinin... ...hikmeti. Aslında Adem'in küçük hata... ...yapmasının yani zelli yapmasının... ...hikmeti hakkında söz etmeye ihtiyaç... ...duymamalıyız. Zaman kendi kanaati... ...aslında... ...yani farklı görüşler... ...aktarılmış... Ee, Hz. Adem'in küçük hata zelle yapmasının hikmeti hakkında söz söyleme ihtiyaç duymamalıyız. Çünkü insan fıtratı hata işlemeye meyilli olup Rabbin nimeti yetişmediği takdirde böyle işleri yapmaya hazırdır. Evet bu da muhatirin kanaati. Yani hikmetlere aramaya ihtiyaç duymaya gerek yok neden oldu diye. İnsan fıtratı hata işlemeye meyillidir. Rabbin nimeti yetişmediği takdirde böyle işleri yapmaya hazırdır. Nitekim Yusuf Aleyhisselam da ben nefsimi temize çıkarmam. Zira nefs Rabbimin merhamet ettikleri müstesna alabildiğine kötülüğü tahrik etme özelliği taşır demiştir. Diğer bir ayette şöyledir. Herkesin yaptığının sonucu yalnız kendisine aittir. İşte bu Matüldü'nün görüşü. insan nefsine odaklanan bir görüş. İnsan fıtratı günah işlemi meyillidir. RAT, günah ilişkisi diye oturabilir Yasaklanmış memnu ağacı mahiyeti, evet bunun mahiyeti nedir? Yasaklanmış ağacın mahiyeti hakkında farklı görüşler ileri sürülmüştür. Onun üzüm asması olduğu, insan türünün baba ve annesinin sınav vesilesini teşkil ettiğinden... Bu ağaçtan şeytana da bir pay ayrıldığı ifade edilmiştir. Diğer bir kanaate göre söz konusu bitki buğdaydı. Buğday, Adem neslinin gıdası kılınmak suretiyle cennetteki rahatlık, dünya hayatında zorluğa, oradaki nimet, ihtiyaç ve zarurete çevrilmiştir. Şöyle de denilmiştir. O bir bilgi ağacıydı. Çünkü yenmesi sonunda Adem ile Havva'nın avret yerleri kendilerine görünmüş, daha önce farkına varan muadetleri bir şeyi öğrenmiş ve örtmek için yaprak aramaya koymuşlardı. Buranın aynısı daha önce geçti diye hatırlıyorum. Siz, siz hatırlıyor musunuz? Buraların aynısı. Evet hocam geçti. Değil Aynı, aynen geçti. Burası Hı -hı. Aynen. Ee, şöyle yapalım. Yani e, üzüm asması hocam 122. sayfada geçmiş aynen kendi kitabınızın kenarına not alabilirsiniz e, üzüm asması buğday, bilgi ağacı Adem ile Havva'nın avret yerleri kendilerine görülmüş neticede daha önce farkına varmadıkları bir şeyi öğrenmiş ve örtmek için yaprak aramaya koyulmuşlardı bu meselede hareket noktası şudur ki sözü edilen husus ancak gayba mutliliği olan Allah'tan gelecek haber yoluyla bilinebilecek türdendir. İşte bu da Matur'un kendi yöntemi demiştik. Bilgi kaynağına göre onun ne olduğunu bilme açısından beş duyuyla bilgi alma imkanımız yok. Aklen fikir de yürütemeyiz. Tek yol haber ancak Allah'tan gelecek haber yoluyla ne olduğu bilinebilir. Aslında bu olayın mahiyetini bilmeye de ihtiyacımız yoktur. Bu da işte matürlüğün bir yöntemi. Gereksizse bilmeye ihtiyaç yoktur. Bilmeye de gerek yoktur. Bize düşen görev günahın konumunu bilip Allah'a sığınmak, itaatin de bilip işlemeye özen göstermektir. Süper. Ama başka bir tefsiri okuyor olsaydık burada çok fazla uzatıldığını, görüşlerin aktarıldığını görecektiniz. Burası yan tarafa e, yöntemsel duruşu diye örnek olarak yazabiliriz. Bu meselede ağaç mahiyeti nedir yasak, memnu ağaçın mahiyeti nedir meselesinde gayba muhtali olan bu meselede Allah'tan gelecek haber yolu dışında bilgi alma imkanı yoktur. Aslında bu olayın mahiyetini bilmeye de ihtiyacımız yoktur. Bize düşen görev günahın konumunu bilip Allah'a sığınmak, itaatinde derecesini bilip işlemeye özen göstermektir. Hatalardan koruma ancak Allah'ın yardımıyla mümkündür. Şunu belirtmek gerekir ki Allah Teala imtihan dünyasıyla ceza ve mükafat alemini birbirinden ayırmıştır. İmtihan dünyasıyla ceza ve mükafat alemini, ahiret alemini birbirinden ayırmıştır. Çünkü ikisini birleştirmek sınavı yok edip perdeyi kaldırmak demektir. Bu sebeple ya bu şu kısım önemli. Birçok kirami meselede buradaki ilkeyi kullanıyor. Yani dü dünya imtihan dünyası ahirette mükafat yeri ahirette imtihan olmaz. Buraya atıf yapacak birçok yerde. Şunu bilmek gerekir. Allah Teala imtihan dünyası olan bu dünya ile ceza ve mükafat alemi olan ahireti birbirinden ayırmıştır. Çünkü ikisini birleştirmek, sınavı yok edip perdeyi kaldırmak anlamına gelir. Bu sebeple Cenab-ı Hak sürekli lezzetli olan ile kesintisiz elem vereni mükafat ve ceza olarak belirlemiş, ikisi arasına ikisi arasında bir konumda bulunan yani lezzet ve elemin karışması durumunda da imtihan olarak planlamıştır. Şu kısmı ilke diye yazıp ilerleyelim. Mesela müşriklerin çocukları ahirette ne olacak diye soru sorduğu zaman onlar orada imkana tabiri tutulacaktır diyenler olmuş. Matur diye bu ikiden dolayı kabul etmiyor. Dünya farklıdır, orası farklıdır diye. İblisin ve Adem'e vesvese vermesi meselesi. İblisin vesveseyi Hazreti Adem'e ulaştırma yolu konusunda da fikirler beyan edilmiştir. Yani nasıl vesvese verdi konusunda fikirler beyan edilmiştir. Hasan Basri şöyle demiştir. Buraya kadar ne fark ettik tefsir okurken? 130 sayfa okuduk. Hasan Basri diye atıflar önemli tevilat Kur'an'da. Bunlardan aktarıp kabul ettikleri var. Aktarıp kabul etmedikleri var. Ama Hasan Basri'nin önemli bir etkisi var. Hasan Basri şöyle demiştir. Adem gökte, iblis ise yeryüzündeydi. İblis vesvesesini Allah'ın yarattığı bir yolda Adem'e ulaştırmıştır. Hasan Basri'nin görüşü böyle. Adem gökte cennette iblis dünyadaydı. İblis vesvesesini Allah'ın yarattığı bir yolla dünyadan cennetteki Hazreti Adem'e ulaştırdı. Bazıları iblisin yılanın başında iken Adem'e hitap ettiğini ileri sürmüştür. Cennete yılan içine girdi falan diye söylemişlerdir. Bir de şöyle denilmiştir. Şeytan Cenab-ı Hakk'ın Adem'e bu sana ve eşine düşman olan biridir. Sakın cennetten çıkmanıza sebep olmasın şeklindeki hitap ettiği sırada sahip olduğu görünümünü sonradan değiştirdiğinden Adem onu tanımamıştır. Şayet tanısaydı Allah'ın uyarmasından sonra aldanması söz konusu olmazdı. Aslında bu uzun nasıl gerçekleştiğini sadece Allah bilir. İşte şu kısım Maturidin'in kendi cümlesi. Yani İblis, e, adeta Adem'e nasıl vesvese iyi ulaştırdı? Farklı ihtimaller var. İşte yılanın karnında, dünyadan cennete veya başka şekilde. Maturidin'in görüşü bu konuda nasıl ulaştırdığı konusunda bilgi sahibi olan sadece Allah'tır. Ee, şu, Biraz önceki yöntemsel ifadenin içine aynısını ekleyebiliriz. Mağduriyetin yöntemsel duruşu. Arkadaşlar bir dakika ben bir su alayım. Hz. Adem iblis olayına bağlı olarak şeytanın insana vesvese verme yöntemleri konusunda farklı gelişler ileri sürmüştür. Genel itibariyle yani iblis insana nasıl vesvese verir konusunda farklı görüşleri ileri sürülmüştür. Şu kısmı e, vesvese diye de ekleyelim. Vesvese İblis e, iblis Hazreti Adem diyelim. Hz. Adem iblis olayına bağlı olarak şeytanın insana vesvese verme yöntemleri konusunda farklı görüşleri ileri sürülmüştür. Bazıları şeytan insanın teni ile eti arasında kanın dolaşması gibi dolaşır. Bu esnada yüzünü kişinin kalbine doğru çevirir ve fikirlerini telkin eder demiştir. Resulullah şöyle rivayet ettiği rivayet edilmiştir. Şeytan insanın içinde kanın dolaşması gibi dolaşır bu halde geçen bir rivayet. Bazı alimler de şöyle demiştir. Şeytana fikirlerini insanın kalbine ulaştırma gücü verilmiş, vesvesesini kendisi için belirlenen bir yolla onların kalbine yerleştirmesi imkanı tanınmıştır. İnsan bu mekanizmanın mahiyetini bilmemektedir. Şöyle bir görüş de ileri sürülmüştür. İnsanın ruhu akıcı bir nesne gibi bedenine yayılıp her yeri dolaşır. Öyle ki onu hapseden beden olmasaydı tabiatın her noktasına yayılma imkanı bulacaktı. Nitekim bedenin istirahate çekildiği uyku halinde bu durum gerçekleşmektedir. Yani ruh bedenler ayrılıp gezmektedir. Kişinin yeryüzünün uzak bölgelerinde bulunan biri üzerindeki fikri etkisi de sanki onu görüyormuş gibi buna benzemektedir. İşte şeytanın insana nüfusu ve etkisi bu tür bir şeydir. Burayı da vesvese ee, vesvese iblis Hazreti Adem'le işaretleyelim. Biz, de, biz deriz ki başarıya ulaşmak ancak Allah'ın yardımıyla mümkündür. Sözü edilen hususun mahiyetini bilemeyiz. İşte bu matürünün kendi ifadesi. Farklı görüşler var ama netice itibariyle sözü edilen hususun İblisin insanlara vesvese vermesinin mahiyetini bilemeyiz. Şu kadar var ki Allah Teala hem hak hem batır için kendilerini tanıtıcı bazı belirtiler yaratmıştır. Allah hem hakkı tanımak için hem de batırı tanımak için bazı belirtiler yaratmıştır. Batıra çağrı yapıp hakka engel olan her şey şeytan işi olup, batıra çağrı yapıp hakka engel olan her şey şeytan işi olup, Böylesinden Allah'a sığınmak gerekir. Keyfiyete mahiyeti bilinmese de. Allah şöyle buyurmaktadır. Eğer şeytandan sana bir tahrik gelirse hemen Allah'a sığın. Çünkü o işten ve her şeyi bilendir. Allah korkusu bilincini taşıyanlara şeytandan bir vesvese gelince toparlanıp sorumluluklarını hatırlar ve hemen gerçeği görürler. Şu kısmı da ee, vesvese kısmına ekleyelim şu cümleyi matürlüğünün yöntemsel ifadesi kısmına örnek olarak ekleyelim. Şunu tek okuyup geçelim. Bu hususun mahiyetini bilemeyiz. Şu kadar var ki allah Teala hem hak hem de batıl için kendilerini tanıtıcı bazı belirtiler yaratmıştır. Batıla çağrı yapıp hakka engel olan her şey şeytan işi olup böylesinden Allah'a sığınmak gerekir şu kısmı da şu, şu ilk olarak alabiliriz. Nasıl? Sen başlayayım. Biraz önce Nasıl atıf yapılmış Hasan Masriye? Adem gökte iblis ise yeryüzündeydi. İblis vesvesesi, vesvesesini Allah'ın yarattığı bir yolla Adem'e ulaştırmıştır diye atıf yapılmıştı. Diğer bir atıf bir atıf daha geldi. Hasan Basri, Rabbiniz size bu ağacı sırf melek statüsüne girer veya ebedi olarak yaşayanlardan olursunuz diye yasakladı. Mealindeki ayeti kelimenin tefsirinde şöyle demiştir. Demek ki Hasan Basri'den bu ayetle ilgili aktarılan bir metin var. O metnini aktarıyor Maturdi. Hasan Basri, Rabbiniz bu ağacı sırf melek statüsüne girer veya ebedi olarak yaşayanlardan olursunuz diye yasakladı. Mealindeki ayet-i kerimenin tefsirinde şöyle demiştir. Adem meleklerin daha üstün olduğunu ve ebediyen yaşa yaşamayacağını bilmişti. Adem meleklerin daha üstün olduğunu ve ebediyen yaşamayacağını bilmişti. Meleklerin daha üstün olduğunu ve kendisinin yani insanın ebediyen yaşamayacağını bilmişti herhalde o anlamda. Çünkü Allah onun öleceğini haber vermiş. Evet. Şu cümleyi o zaman şöyle yaptık. Adem meleklerin daha üstün olduğunu ve kendisinin ebediyen yaşamayacağını bilmişti. Çünkü Allah onun öleceğini haber vermiş. Yine kendisinin çamurdan, meleklerin ise nurdan yaratılması gerçeği karşısında melek olamayacağını ancak onların üstünlüğüne yaklaşabileceğini anlamıştı. Bunun yanında şeytan Adem ile Havva'ya samimi ve iyi niyetle olduğuna yemin etmişti. Evet şeytan onlara vesvese verirken söylediklerinin bir samimiyet ve iyi niyet ürünü olduğunu, olduğunu ifade etmişti. Bunun üzerine Adem ile eşi şeytanın söylediklerine inan, inanmasalar da yasaklanmış ağaçtan yemek konusunda ona uymuşlardır. Şayet onlar iblisin sözlerini benimsemiş olsalardı günahları ağaçtan yemeye orana daha büyük olacaktı. Ne var ki onlar bu sebeple değil, istek ve arzularına kapılarak yemişlerdir. Hasan Basri'nin anlatımıyla. Adem ile Havva iblisi dile getirdiği hususlarda tasdik etseler küfre girerlerdi. Bu ise şüphe yok ki yasaklanmış ağaçtan yemekten çok daha vahim bir sonuç doğurdu. Aslında iblis biraz önce meali ayetteki hususları kendisini tasdik etmeleri için değil, bir vesvese olsun diye ileri sürmüştü bu tıpkı bir adamın diğerine sonuçta öldürülmesi veya organlarının kesilmesini gerektirecek bir konuda şu işi işlersen sana herhangi bir ceza uygulanmaz demesine benzer. Adam da o işi, o işe girişir. Aslında böylesi kendisini tahrik edeni onayladığı için değil, nefsani arzusu için o fiili işlemektedir. Bunun gibi bir kimsenin diğerine falan kadının kendisini sevip beğendiğini söylemesi üzerine kadına şehvet diye yaklaşması o kimseyi tasdik etmesi anlamına gelmez. Şeytanın Adem'e vesvese vermesinin durumu da buna benzemektedir. Bu kısmı da alalım. Biraz önce işaret demiştim. Ee, Hasan Basri Hazreti Adem'e vesvesesi diye orayı ekledik. <laughs> Hasan Basri'nin ileri sürdüğü bu fikir Adem'in kendisine gelen vesvesenin şeytandan olduğunu bilmesini gerektirir. Bu durumda Adem'in fiili sözü edilen tahriklerden sonra işe koyulma özelliği taşır ve gerçekleştirdiği eylemin kendisine hayır getirmeyeceğini hatta korkunç bir şey olduğunu da unutmaması gerekir. Aslında bu hususun kendisine yasaklandığını onunla eldemli bir sonuca ulaşamayıp aksine şeytanın arzusuna ulaşacağının bilincini de taşımış oluyordu. Hasan Basri'nin böyle bir durumu gözüyle görse bile Allah'ın meleklerden üstün kıldığı ve beşerin atası yaptığı bir zat hakkında bu iddiayı ile sürmesi korkunç bir durum arz eder. Evet, içinizde makale konusu arayan varsa e, tevilattaki Hasan Basri'ye atıfları tespit edip kaçın da e, kabul ettiği kaçında eleştirdiğine bakabilir. Böyle bir makale yapabilir. Burada Hasan Basri'ye ağır bir eleştiride bulunuyor. Örneğin şurada ne demişti? E, meleklere benzemek istemişti. Melek daha üstündü diye bir ifade geçti. Burada tam zıttını söylüyor. Allah'ın müreklerden üstün kıldığı ve beşerin atası yaptığı bir zat, üstün olan bir zat meleğe nasıl benzemek istesin gibi eleştiride bulunuyor. Kaç bu şekilde ağır eleştirisi var. Bunu işaretleyelim. Yani bakılabilir. Tevhidatta kaç Hasan Basri görüşü aktarılıyor, kaçını eleştiriyor, kaçını kabul ediyor maturide. Öyle olacağına Hasan Basri şöyle dense, böyle olacağını Hasan Basri'ye şöyle denseydi. Adem kendisine gelen telkinin düşmandan olduğunu bilmiyordu. Yahut Allah'ın makbul kullarında vuku bulduğu, bulduğu gibi onu bir ilham zannetmiş veya yine iyi kullarda tecelli ettiği gibi ilahi alemden gelen bir sese muhtali kılınmış. Yahut da daha önce kendisine gösterilen maddi şeklin dışında bir şekle bürünmüş birinden bir telkin hedef olmuştur. Evet Hasan Basri'ye böyle denilse biraz önceki açıklamasının yerine bunu söylemesi gerçeğe çok daha yakın ve dile getirmesine çok daha layık bir durum arz ederdi. Önemli bir konuya büyük bir istek ve arzu olmaksızın sadece birinin haber vermesi suretiyle atılmak ne zaman görülmüştür? Yani burada da eleştiride bulunuyor. Önemli bir konuya büyük bir istek ve arzu olmaksızın sadece birinin haber vermesi suretiyle atılmak ne kadar, ne zaman görülmüştür? Evet, Hazreti Adem'in sözü edilen küçük hatayı işlemesi yadırganmaz ancak bizim yaptığımız yaklaşım çerçevesinde olabilir. Bu çerçevede olduğu takdirde dini açıdan fazla yadırganacak bir durum ortaya çıkarmaz. Şu kısım maturidin kendi görüşü. Burayı da toparlayalım. Hasan Basri vesvese diye olan kısmı tamamını seçelim. Tekrar aynı yere işaretleyelim. bir de gene şurada bir ilham atıf yaptı. İleride işimize yarayabilir. İlham diye. İlham. Seçmiştik. Hasan Basri açıklamasına iki meleğe temas eden ayetle başlamıştır. Onun dile getirmeye çalıştığı meleklerden üstün olma veya olmama düşüncesinin de isabetli bir yönü yoktur. Bak biraz önce dikkat çektiğimiz yer. Meleklerden üstün diye söylemişti. Hasan Basri açıklamasına iki meleğe temas eden ayetle başlamıştır. Onun dile getirdiği çalıştığı meleklerden üstün olma veya olmama düşüncesinin isabetli bir yönü yoktur. Çünkü melek olur, icra edilecek fiilleri iradesiz hale getirir. Fiili cebir statüsünde gerçekleşen birinin derece ve değerinin yükseltilmesi bahis konusu değildir. Oo, bu da süper bir ilke. Fiili cebir statüsünde gerçekleşen birinin derece ve değerinin yüksek oluşundan bahsedilemez. Hasan Masri'ye ağır eleştiriler var. E, bu dersten sonra internette tarayıp denk gelirseniz bana da atabilirsiniz. Bir makale var mı? Maturidin Hasan iyi eleştirilir diye. Yoksa e, derste katılanlarla birisi yazsın yoksa beraber yazalım. Melek konumunda bulunmaktan doğacak üstünlük iradi değil fıtridir. Melek konumunda bulunmaktan doğacak üstünlük iradi üstünlük değil fıtridir. Adem'in fıtratı farklı olduğuna göre bunu nasıl umabilirdi? Adem'in fıtratı artı eksiye temayül olduğu halde Zambastri nasıl bunu umabildi? Bu sebepledir ki meleklerden isyan türünden bir fiilin çıkması mümkün görülmemiştir. Onlar nurdan yaratılmıştır. Meleklerden isyan türünden bir fiilin çıkması mümkün görülmemiştir. Onlar nurdan yaratılmıştır. Yaratılışı gereği günah işlemeyen Kimse övgüye layık görülemez. Yaratılışı gereği günah işlemeyen kimse övgüye layık görülemez. Böyle yerde övgü gerekli hale gelseydi aynı şey yaratılışı gereği asi olamayan bütün ölülerde ve hayvanlarda da gerçekleşmiş olurdu. Bu ise gerçekten uzaktır. Şu kısım Hasan Basri ile ilgili kısma ekleyelim. Ee, ayrı bir başlıkta açabilirdik. Hasan Basri'yi eleştirirler diye. Evet bir başlık açayım. Şuradan itibaren bir biriktirelim bakalım ne çıkacak. Hasan Basri'ye Adem Aleyhisselam ve eşi melek olmaya heves etmiş olabilirler. Şimdi bir kez daha burayı alayım. Melek derdi işaretleyelim. Adem Aleyhisselam ve eşi melek olmaya heves etmiş olabilirler. Melekler gibi Allah'a zikredip ona itaat etmekle yetinme ve bütün mefsane arzulardan korunma tabiatına kavuşturulmak. Şüphe yok ki Allah beşer türünü bu konuda bu konuma getirmeye muktedirdir. Ne var ki realitede yaratıklar içinde masum olan da olmayan da bulunmaktadır. Ta ki fıtratın bunların hiçbirini gerektirmediği gerçeği ortaya çıkmış olsun. Melekler gibi Allah'ı zikredip ona itaat etmekle yetinme ve bütün nefsani arzulardan korunma tabiatına kavuşturulmak. Şüphelik ki Allah beşer türünü bu koruma getirmeye muktedirdir. Mesela peygamberleri koruyarak ne var geri alitede gerçek hayatta insanlar içinde masum olan da olmayan da bulunmaktadır. Ee, hayvanlar içinde de benzer şekilde Ta ki fıtratın bunların hiçbirini gerektirmediği gerçi ortaya çıksın. Bu meselede hareket noktası şudur ki, beşer türünün ölümlü oluşunun ve yaratılan her şeyin asli maddesinin neden ibaret bulunduğunun bilinmesi nakle bağlıdır. Beşer türünün ölümlü oluşunun ve yaratılan her şeyin asli maddesinin, yani insanın yaratıldığı maddenin ne olduğu, e, meleklerin yaratıldığı maddenin ne olduğu bilinmesi nakle bağlıdır. Bu husus duyulara bağlı olmadığı gibi canlının temel maddesinde yok oluşu gösteren bir kanıt da bulunmamaktadır. Canlının temel maddesinde yok oluşu gösteren bir kanıt da bulunmamaktadır. Yani felsefedeki hiçbir madde yok edilemez dediğimiz var olana Yaksakta sıfırlayamıyoruz. Yani tamamen yok edemiyoruz. Canının temel maddesinde yok oluşu gösteren bir kanıt da bulunmamaktadır. Cenab-ı Hak dilediğini öldürür, dilediğini baki kılar. Hasan Basri'nin Adem ölümlü olduğunu bilmişti şeklindeki sözü Allah'tan o sırada kendisine gelen bir haberle ortaya çıkmıştır. Meleklerin kendi konumlarını bilmeleri de buna benzemektedir. Gıdaların Allah'ın zikretme sevgisiyle olduğu, ayrıca günahlardan korunmalara ilahi muhabbetin yanı sıra lütuflarını müşahede etmelerine bağlıdır. Şimdi bu kısmı e, melekler diye işaretleyip geçelim. Meleklerin mahiyeti. Hasan Basri'nin Adem'in ölümlü olduğunu bilmişti şeklindeki sözü Allah'tan o sırada kendisine gelen bir haberle ortaya çıkmıştır. Hasan Basri yaptığı açıklamada Hz. Adem'in meleklerin ölümsüz olduğunu anladığını belirtmiştir. Bu sözün ne manaya geldiğini anlayamıyorum. Hasan Basri yaptığı açıklamada Hz. Adem'in meleklerin ölümsüz olduğunu anladığını belirtmiştir. Hz. Adem'in meleklerin ölümsüz olduğunu anladığını belirtmiştir. Bu sözün ne manaya geldiğini anlayamıyorum bağlandığı bir akide midir yoksa gayri iradi olarak dilinden gelip geçen bir söz mü? Yani temel bir ilkiye bağlı olarak söylediği bir söz müdür yoksa öyle kurduğu bir cümle midir? Çünkü böyle bir husus ancak Allah'tan geldiğine şüphe edilmeyecek bir durumda bilinebilir. Yani meleklerin ölümsüz olup olmadığı meselesi bakılınca anlaşılacak bir olay değildir. Böyle bir husus ancak Allah'tan geldiğine şüphe edilmeyecek bir durumda bilinebilir. Çünkü meleklere ölümsüz demek, baki demek anlamını taşıdığı için. O yüzden Hasan Basri yaptığı bu açıklama da Hz. Adem'in meleklerin ölümsüz olduğunu anlattığını belirtmiştir. Bu sözünün manaya geldiğini anlamıyorum. Bu bağlandığı bir akide midir yoksa dilinden girip geçen bir söz müdür? Çünkü böyle bir husus ancak Allah'tan geldiğine şüphe edilmeyecek bir durumda bilinebilir. Kısmı da Hasan Basri'yi eleştirdiği ekleyelim. Ve içinde bulundukları yerden çıkmalarına sebep oldu. Yani bolluk, genişlik ve Allah'ın kendilerini yerleştirdiği cennette bulunan ve yemelerine müsaade ettiği nimetler. Şeytanın Adem ile Havva'ya nerede, hangi vasıta ile ve niçin vesvese verdiği hususunda farklı fikirler belirtilmiştir. Bir görüşe göre o gökteydi. Adem ile Havva'nın nimetler içinde yaşayıp safa sürdüklerini görünce kıskanmış ve bunun etkisiyle İran'ın başından onlara vesvese vermiştir. Bir de şöyle terilmiştir. Şeytan dünyada bulunuyordu. Adem ile Havva'yı hariçten etkilemiştir. Bir de şeytanın insanların gönülleri üzerinde doğrudan bir etkisinin bulunduğu veya uzaktan onlara vesvese verdiği konusunda iki görüş ileri sürülmüştür insanların gönüller üzerinde doğrudan bir etkisinin bulunduğu veya uzaktan vesvese verdiği şeklinde iki görüş ileri sürülmüştür. Ee, buraya geçmeden önce. Bazı alimler e, şeytanın kalbe doğrudan bir etkisinin bulunduğunu kabul etmiş ve bunu insan bedeninde kanın dolaşması gibi ten ile et arasında cereyan etiyle ilişkin rivayete dayandırmıştır. Bir de şöyle denilmiştir. Şeytanın insanların kalpleri üzerinde herhangi bir hakimiyeti bulunmamaktadır. Ancak o hariçten kendini etkilemekte ve kötülüğe çağırmaktadır. Şu görüşü savunacak maturide ileride. Şeytanın insanların kalpleri üzerinde hakimiyeti bulunmamaktadır. Hariçten kendilerini etkilemekte, kötülüğe çağırmaktadır. Onun bu faaliyeti insanda görülen hayır veya şer hallerinin yansımalarına bağlıdır. Sözü edilen bu haller sanki hayır ve şer izleri olarak anlaşılan bir görünüm vermektedir. Şeytan bunları görünce kişiye vesvese verir ve onu kötülük yapmaya çağırır. Aziz ve celil olan Allah'ın şu beyanında bu hususu desteklemektedir. Kıyamet günü hesap görülüp iş bitirilince şeytan şöyle diyecektir. Allah size gerçek olanı vaat etti. Ben de size vaat ettimse de yaranca çıktım. Benim size karşı bir yaptırım gücüm, hakimiyetim yoktu. Sadece çağrıda bulundum. Siz de bana uydunuz. O bu beyanında kötülüğe çağırmaktan başka üzerimizde bir etkisinin bulunmadığını haber vermektedir. Doğruya en yakın görüşte budur. Burada açıkça belirtti. Çünkü ayette açıkça ifade olduğu için. Şimdi şöyle yapalım. Şurasını. Şey şeytanın vesvesesi değilim. Şeytanın e, vesvesesini mahiyeti. Bu ayeti bitirip dersi sonlandıralım. Kaç sayfa kaldı şuradan itibaren? Bir sayfa gibi Tamam, tamam bitirelim. Tartışmakta olduğumuz bu konuda şöyle bir soru yönetilmiştir. Rabbine asi olan kimse şeytana itaat etmiş olmaz mı? Yani hariciler tarafından kullanılan Rabbine asi olan şeytana itaat etmiş olmaz mı? Evet diye cevap verilmiştir. Peki itaat edince küfre girmez mi? Hayır. Çünkü bu durumda insan şeytana itaat etmeyi amaçlamamıştır. Küfre girmek ona itaat etmeyi amaçlamakla oluşur. Ama bunun yanında Allah'a asi olmakta şeytana bir tür itaat de mevcuttur. Rivayet edildiğine göre Ebu Hanife'ye yöneltilmiş o da böyle cevap vermiştir. Ee, evet, burayı Ebu Hanife diye etiketleyelim. Bu noktada asıl olan şudur. Evet Ebu Hanife'nin Matur'un tespit cümlesi. Kişinin şeytanın tahrikiyle kötülük işlemesi fiilen şeytana itaat manasına gelmez ki ona itaat eden durumuna düşsün. Onun davranışına itaat haline getiren şey itaat olmasına niyet etmesidir. Buna göre bu sonucu konum Adem'de bulunmamıştır. Ancak şeytan Adem ile Havva'nın bu davranışlarından sevinç duymuştur mutlulukları ve rahatlarının ortadan kalkmasından duyduğu sevinç gibi. Ancak tekrar edelim ki bu hatayı işleyen kimseyi şeytana itaat etmekle nitelemek mümkün değildir. Şu kısmı alalım. E, i̇man, amel, kebire diye yazmıştık. Oraya ekleyelim. İman, Amel, iman mı yazdık? Amel, iman hocam herhalde. E, evet, iman amel, kebire diye yazdık. İleride bunlar birleştirme imkanı var. Biz şimdilik yazıp geçiyoruz sadece. E, aşağıya inin dedik. Denildi ki burada geçen hubut kelimesi bir yere inmek, konmak demektir. Şehre hubut edin. Yani oraya inin. Beyanında olduğu gibi. Ayetteki hubutun yüksek bir yerden aşağı bir yere inmek manasına gelmesi de muhtemeldir. E, birbirinize düşman olarak denildi ki iblis ve nesli, Adem ve çocuklar birbirinin düşmanıdır. Bizimle şeytanlar arasındaki düşmanlık açıktır. Yine de denildi ki bizimle iblisi taş taşıyıp kalküllerinden Adem ile Havva'ya vesvese veren yılan arasında. Burada tartışılan konu ancak nakil yoluyla bilinebilir. Kur'an'da bu hususta bir bilgi yer almamaktadır. Şu kadar ki, belirtmek gerekir ki bizimle yılanlar arasında düşmanlık fıtridir. Bizimle iblis arasındaki düşmanlık ise hem ihtiyarı hem de ilahi emirdir. Zira insan tabiatı eziyet ve zarar veren her şeyden nefret eder. E, bu konuda ancak nakil yoluyla bilinir. Bu da yöntemsel bir ifade olduğu için seçelim. Maturidinin yöntemsel duruşu diye başlık vardı oraya fikirlerim dursun. Bir zamana kadar yeryüzü sizin için ikamet yeridir. Yani yeryüzünde ikamet edersiniz. Yer küreyi sizin için yerleşim alanı yapan Allah. Mealindeki ilahi beyanda olduğu gibi. Ve Belli bir zamana kadar yaşamak için yani yeryüzü eceleriniz gelinceye kadar sizin için bir yaşama vasıtasıdır. Dünyanın sona ereceği güne kadar yaşama vasıtasıdır. Anlamı da verilebilir. Burada bırakalım. Haftaya buradan devam ederiz. Ee, şöyle yapalım. Bir not ekleyeyim. Gün ayın kaçı arkadaşlar? Beş, 5 Mart. 5 Mart hocam. 5 Mart.